Sedat Bey'i nerede bulabilirim? Sabah bir ara uğradı. Şimdi plak şirketindedir herhalde. Yama ya. Evindedir. Pardon. Efendim? Evet. Peki. Peki hemen geliyorum. İzninizle. Soracağınız başka soru yoksa gitmem gerekiyor. Maalesef sizin merkeze almamız gerekecek. Peki ya gazeteciler? Merak etmeyin, bizim çocuklar halleder. Görünmeden size çıkarırız. Peki. Soruşturmanın güvenliği için villayı kapatan başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim diğer şüphelilerle görüşmeye gittiler. Timur'un başına bir iş açacağını biliyordum ama hiç bu kadar ileri gidebileceğini düşünmemiştim. Alev Hanım'dan bahsediyorsunuz. Başka kim olabilir? Timur'la ayrılıklarını bir türlü kabullenemedi. Timur'un beni sevdiğini anlayamadı. Timur Bey Alev Hanım'a çok düşkünmüş ama. O sadece bir alışkanlıktı. Eski bir alışkanlık. Ben bundan pek emin değilim. Ne demek istiyorsunuz? Olay gecesi Timur Bey'in yukarı çıkmadan önceki son sözleri. Sizi çok kızdırmış olmalı. Bundan başkası kesmez onu. Başka türlü ruhu huzur bulmaz. Hayatta yaptığım tek hata senden boşanmaktı. Beni bir tek sen anladın. Üzdü demek daha doğru olur. Ama alışmıştım ben artık. Timur'un huyuydu. İçince ağzına geleni söyler, ayılınca da hiçbir şey hatırlamazdı. Timur Bey yukarı çıkınca peşinden gittiniz mi? İçince bambaşka biri oluyordu. O sarhoşken ona bulaşmayacak kadar iyi tanıyordum onu. Hiç yukarı çıkmadınız mı? Hayır. Peki Timur Bey uzun bir süre içkiyi bırakmış. Sonra yeniden başlamış. Nedenini biliyor musunuz? Tabii ki Alev yüzünden. Uzun zamandır içmiyordu. Ta ki Alev hayatına yeniden girene kadar. Timur'un benden kurtulmak istediğine hala inanamıyorum. Novus'u Novus yapan benim. Başka bir plak şirketiyle anlaşacağından haberiniz yok muydu? Hayır. Bilsem mahvederdim onu. Belki de öğrendiniz. Onun için öldürdünüz Timur'u. Yanlış anladınız komiserim. Mahkemelerde süründürürdüm demek istemiştim. İyi de son albümden sonra grupla olan anlaşmanız zaten bitmiş. Kim söyledi bunu? Derin mi? Ne önemi var? Çünkü bu gizli bilgi. Ona da dava açacağım. Bu bir cinayet soruşturması Sedat Bey. Gizli mizli diye bir şey yok artık. Her şey birer birer çıkacak ortaya. Onun için ne biliyorsanız anlatsanız iyi olur. Bildiğim tek şey en iyi sanatçımın ölmüş olduğu. Ama bu da gayet işinize yarayacakmış gibi gözüküyor. Değil mi? Şimdi grubun eski albümleri deli gibi satacak. Zaten grup konserler vermeye devam edecek. Bir iki de DVD çaktınız mı tamamdır. Ya bu ölüsü dirisinden daha fazla para yapıyor. Demek böyle bir şey herhalde, öyle mi? Yanılıyorsunuz. Timur'un ölümü hepimiz için çok kötü oldu. Bu işten bir kişi kârlı çıkar. O da Kenan. Kenan mı? Evet. Timur'un öldürülmesiyle herkes spekülasyon yapacak. Ardından bir bakmışsınız kitap piyasada. Ölmüş bir starın hayatı. Sizce de çok ilgi çekici değil mi? Bizim için hayat hep çok zordu. Timur dayanılması zor bir insandı. Çok yetenekli ama bir o kadar da sorumluydu. Ama onu seviyordunuz. Hem de hayatta hiç kimseyi sevmediğim kadar. Yine de boşandınız. Yapamadım. Bebeği kaybettikten sonra dayanamadım. Yanımda olması, bana destek olması gerekiyordu ama yoktu. Sürekli içiyordu. Bu kadar şikayetçi olmanıza rağmen olay gecesi içki şişesini siz tutuşturmuşsunuz eline. Çok kızmıştım. O gece bana içmeyeceğine dair söz vermişti ama yine de kör kütük çıktı sahneye. Sadece basit bir tepkiydi benimki ama o kadar sarhoştu ki bunu bile yanlış anladı. O gittikten sonra yukarı çıktınız mı? Hayır, daha önce de söylediğim gibi çıkmadım. Peki Timur'u kim öldürmüş olabilir? Maya olabilir mi? İçtiği zaman o kadar çekilmez olurdu ki onu herkes öldürmek istemiş olabilir. Herkes istemiş olabilir. Ama gerçekten biri yaptı. Biri onu itip ölmesine sebep olmuş olabilir. Ama Timur'u gerçekten öldüren şey alkol. Bakın bazen hiç büyümeseydik diye düşünüyorum. Keşke hiç ünlü olmasalardı. Hep üniversitedeki gibi kalsaydık. Bizim hayallerimizden başka hiçbir şeyimiz yoktu. Ama çok mutluyduk.